Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki test altının çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki basket topunun yarı çapı, tenis, yarı top, tenis topunun yarıçapının çapının altı katı olduğuna göre e, burası iken burası 6 R e, hacmi kaç katıdır diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere bütün küreler birbirine benzerdir. Benzerlik oranı e, 6 bölü 1 değil mi? 6 bölü 1 kübü hacimler oranı eşittir. 216 bölü 1'e eşittir. Yani 216 katını böyle buluruz, bulabiliriz. Ya da 4 bölü 3 pi r küp bölü 4 bölü 3 pi r küp deyip de yine cevabı 216 olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız böylelikle akçay çıktı. Yarıçapları 3 birim olan eşit büyüklükteki 27 madeni küre. Evet yarıçapları 3 birim olan ve eşit büyüklükteki 27 madeni küre varmış elimizde. Bunlardan yeni bir küre elde edecek. O zaman Yarı çapı 3 olan 27 tane madeni kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Yeni bir küre elde edeceğim. Evet 27 tane böyle küreden yeni bir küre elde edeceğim. Yeni bir kürenin yarı çapında da r diyelim arkadaşlar. Sonuçta hacimleri eşit olmayacak mı? Evet. O zaman bu da 4 bölü 3 pi r küpe eşit olmalı. 4 bölü 3'ler gitti mi gitti. Pi'ler gitti mi gitti. 27 e, bu nedir arkadaşlar? 3 üzeri 3'tür. Bu da 3 üzeri 3'tür. Bu da R küpe eşitmiş. Yani 3 üzeri 6 tabanlar aynısı. üstler toplanıyor. Eşittir R küpe eşit olduğundan e, küp kökünü aldığımız zaman R de buradan neye eşit oluyor arkadaşlar? Direkt 3 üzeri 2'ye eşit oluyor. Yani 9'a eşit oluyor. E, yeni kürenin alanı nedir diye soruluyor. Yeni kürenin alanı nedir arkadaşlar? 4 tane pi R kareye eşittir. R'yi 9 bulduk isek o zaman 4 kere 81 mi yapıyor? 4 pi çarpı 81 o da kaç yapıyor? 324 pi yapıyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle C oldu. Şekilde verilen silindirik pompa ile küre biçimdeki topa hava basılacaktır. Pompanın taban yarıçapı çapı kökü 3. Şurası kök 3 verilmiş arkadaşlar. Ve yüksekliği de 19 santimetredir. Buna göre pompadan tam dolu olarak kaç kere hava basılırsa topun yarıçapı 10 santimetreden topun yarı çapı bakın 10 santimetreden 13 santimetreye çıkar diye soruluyor. E, 13'e çıkması için ne yapacağım arkadaşlar? 13'e çıkması için. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar? Ben bununla x tane basacağım. Şu kadar hacim dolduracağım. Yani şu kadar hacim hava doldurmuş olacağım. E o zaman arkadaşlar bunun hacmini bulacağız. Bunun hacmini bulacağız. Yazalım bakalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Hocam pi r kare çarpı h'dan Bakın pi r kare çarpı h'dan kaç tane basarsam 4 bölü 3 pi r küpte arkadaşlar. Şeyin hacmi. Neyin hacmi? Kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi r küp eksi 4 bölü 3 pi r küp işte buna eşit olur diye soruluyor. Bak tekrarlıyorum. Silindirin hacminden x tane bastım. E, şu aradaki hacmi bulacağım. Büyük kürenin hacminden küçük kürenin hacmini çıkarttım arkadaşlar. O zaman burası pi çarpı kök 3'ün karesi 3 çarpı 19 çarpı x eşittir. 4 bölü 3 pi parantezine aldım. 13'ün kübü 13'ün kübü eksi 10'un kübü yaptı. Valla arkadaşlar bunu nasıl bulacağız? Ben şeyle hesap makinesiyle bulayım isterseniz. 13'ün kübünü normalde a küp eksi küpün açılımından da yapılır da orada da işlem gelecek. Ben direkt yapayım arkadaşlar. İşlemi siz yaparsınız. 13'ün kübü kaç yapıyormuş arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman 2197. Evet. Pi'ler şurada gitsin bakalım. 3 çarpı 19 çarpı x eşittir. 4 bölü 3 çarpı 2197 eksi 1000. Eksi 1000 yaptı. Aslında bu da 1197 yapmıyor mu? Şurası 1197 yapıyor arkadaşlar. 1197 yapıyor. Doğru mu? Evet 1197 yapıyor. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Sadeleştirmelerimizi yapacağız. Bu 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor galiba. Ya direkt şey yapalım. Şöyle yapalım. X eşittir ne oldu arkadaşlar? 4 çarpı 1197 bölü 3 çarpı bölü 3 var. 3 çarpı 19 oldu mu arkadaşlar? Oldu. 1197 ile büyük ihtimalle eksi 1000 diyeyim şurada hesap makinesinde şeyde kaldım. 1197 19'a bölünüyordur büyük ihtimalle. Böyle 19 diyeyim. 63 yapıyor arkadaşlar. Evet. Şunu da şu sadeleştirdiğim zaman 63. Hocam bu 3 kere 3, 9. E, 9 ile 63 sadece 7 yaptı. 7 kere 4 de kaç yapıyor o zaman arkadaşım? 28 yapıyor. Yani cevap böylelikle ne oldu? Balıkesir oldu. Biraz işlem şeyine kaçtım ama olsun. İdare edin arkadaşlar. E, o işlemleri siz sonrasında yaparsınız zaten. Değil mi gençler? Evet cevabımız böylelikle balıkesir oldu. Düz bir zemin üzerinde yarıçap yarıçapı 15 santimetre olan küre biçimindeki bir karpuz durmaktadır. Karpuz zemin düzlemine paralel ve zeminden 24 santimetre uzaklıkta bıçak darbesiyle kesilmiştir. Kesilen parça çıkarıldığında oluşan kesit yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere biz e, kürelerde çember muamelesi yapacağımızı hep söylüyoruz. Evet tam buradan buraya merkezden teğet olan kısım neymiş? Burası 15 birimmiş. Yarı çap uzunluğu 15 yani aklımızda bulunsun. Şurası 15. E merkez kiriş çektik yapınca. Hocam kesilmeden önceki hali böyleydi. Merkez kiriş çektik yapınca iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Sonra buradaki 24 birimmiş. E bunun tamamı 24 birimse buraya kaç kaldı? 9 mu kaldı? Aynen öyle. Şurası 9 birim. E bizim çemberdeki en etkili silahımız yarı çaptı. Çember muamelesi yapın diyorduk. Al sana yarı çap. En etkili silahı çizdik. Yarı çap 15 ise... Hocam burası kaç yaptı o zaman? 9, 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15'ten 12 çıktı. Yani bu kesit kürede her bir kesit nedir? Bir dairedir. Bu dairenin de tam orta noktası 12 olduğuna göre yarı çapı 12'dir. Bizden bu kesitin alanı isteniyor. Yani pi 12'nin karesi. O da 144 pi olarak bulunur arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle atçay çıktı. Yukarıda verilen cisimlerden hangileri bir düzlemle iki eş parçaya ayrılacak şekilde kesildiğinde her konumda ara kesiti daima bir daire olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Ee, ben ne yapacakmışım? Bunu iki eş parçaya ayıracağım. İki, i̇ki eş parçaya ayırmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Şuradan kesmem lazım. Daireyi iki eş parçaya bölmem lazım. Kestiğim zaman ne oldu arkadaşlar? Her konumda ara kesiti daima bir daire olur. Ara kesti maalesef bir dikdörtgen olmuş oldu. Bıçak darbesiyle şöyle iki eş parçaya böldüğüm zaman. Bu olmadı. Bunu kestiğim zaman arkadaşlar e, küreyi kestiğimde arkadaşlar iki eş parça ayırdığımda hop şöyle ayırdığımda bir daire hocam şöyle ayırdığımda da bir daire yarıçapı da R olan kürenin yarıçapına çapına eşit olan bir eş daire mi oluyor? İki parça ayırdığımız zaman evet bu oldu arkadaşlar bu olmadı. Ben bunu böyle kestiğim zaman iki eş parçaya ta tepeden keseceğiz yine tepeden kestiğim zaman şöyle bir kesit oluştu arkadaşlar. Ya da tepeden kestiğim zaman şöyle kestiğim zaman şöyle bir kesit oluştu. Bunun kesiti ne oluyor arkadaşlar? Bir üçgen oluyor. Daire olmuyor. Yalnız küre cevabımız olmuş oldu arkadaşlar. Yani cevap balık esir. Yandaki şekilde verilen çeyrek dairenin y ekseni etrafında y ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle arkadaşlar ne yapıyoruz? Şeklin hop simetriğini alıyoruz. Şeklin simetriğini aldığımızda dolu kısım burası dolu kısım burası. Bak dikeye göre döndürüyoruz. Yuvarlaklar ne olacak? Yatay olacak. Koy bir yatay yuvarlak. Bunu çok yaptık. Hop şöyle şöyle. Aa ne çıktı? Yarım bir küre çıktı. Bizden oluşan cismin hacmi isteniyor. 4 bölü 3 pi r küpün nesidir? Yarım küre çıktığı için yarısıdır diyeceğiz arkadaşlar. O zaman cevap bu yaptı. 3'lerden bir tanesi gidince 2 kaldı. Şu 4 ile 2 sadece 2 kaldı. 2 pi çarpı 3'ün karesi de 9 oldu. Yani 18 pi yapmış oldu arkadaşlar cevabımız. Böylelikle Denizli cevabına ulaştık arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde yarıçap R birim olan bir küre tam ortasından yarıçap 6 birim olan bir silindirik yüzeyle delinmiştir. Arkadaşlar şimdi silindirik yüzey var. Kürenin içinde oluşan silindirik yüzeyin alanı. Bak silindirik yüzeylerin tabanları yok. Delindi gitti. Sadece yanal alanı mı var arkadaşlar? Evet. Bir silindirin yanal alanı nedir? Silindir böyleyken açık vaziyeti şu şekildeydi. Şunlar da dairelerdi. Yanal alanı şurası yapmıyor mu arkadaşlar? Yapıyor. E bunun yanal alanı dediğimiz nedir? Şurası 2 pi kadardır. Burası da h kadardır. Yarı çapını zaten 6 vermiş. Yarı çap 6 ise burası 12 pi yaptı. 12 pi çarpı h buradan neymiş? 192'ymiş. O zaman 192 pi ise pi'ler nanay. ay? E, 12'ye böldüğümüz zaman kaç çıkıyor? Sanırım 16 çıkıyor arkadaşlar. Haşi buradan kaç buluruz? 16 buluruz. Evet. Şuradaki yükseklik 16. Ya hocam ne güzel bak küreyi delmişiz böyle. Şu şekilde görüyorsunuz kürenin delimiş hali. Ama bu şekilde anlayamamış olabilirsiniz. Size şimdi şeklin güzel bir şekilde çizeyim. Ben küreyi ne yaptım? Kestim. Yani silindirik bir yüzey olacak şekilde kestim. Aslında bizim şu silindirik yüzeyimiz nasıl arkadaşlar? Hocam şöyle. Buradan bir kesit aldım. Şuradan bir kesit aldım ve silindirik yüzey böyle mi oluştu? Evet. Şuradaki kısımlar yok. Bak üst kısmı ve alt kısmı var mı arkadaşlar? Yok. Dikkat. İşte bu şeklin burada daha düzgün bir halini çizdim. Daha anlayacağınız bir halini çizdim. Bu şekil üzerinde de yapabilirdim hocam kesit. Şöyle eski haline tamamlayacak olursanız şöyle bir şey olacak. Şöyle bir şey. Aslında bu şekli daha düzgün hale getirmiş oldum arkadaşlar. Daha net bir şekilde anlaşılıyor. Evet, burada bunun yarıçapı kaç verilmiş arkadaşlar? Silindirin yarıçapı 6 birim. Burası da 6. E hocam burası da 6, burası da 6. Yüksekliği kaç bulduk biz? 16. Yükseklik de 16 olarak bulundu. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar kürede biz ne yapıyorsak onu yapacağız. Kürede böyle uzunluklarla ilgili bir işlem geldiği zaman çember muamelesi yapacağınızı söylemiştim. E o zaman burası kürenin merkezi yani çemberin merkezi ise merkez varsa kiriş varsa çek dik çek dik yapsak e hocam buradaki uzunluklar eşittir 8 birim 8 birim nereden uydurdun hocam diyebilirsin arkadaşlar merkez kiriş çektik merkez kiriş çektik yaptık ya eğer kirişlerin uzunlukları eşitse buradaki çekilen de birbirine eşit değil midir evet ya da diğer ispatta şöyle de yapabilirdik gençler bir yarı çap çizdim bir de yarı çap çizdim şu 8'ler olmasın e hocam burası yarı çap, e burası da yarı çap, 6 ya R ise. burası da 6 yarı ise. bunlar da birbirine eşittir diyebiliriz. Oradan da ispatı geliyor zaten. Neyse, bunlar 8-8 oldu. E 6-8 ise burası da kaç yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. Bizden kürenin yarı çapı isteniyor yani cevabımız böylelikle balık kesir çıktı. Yukarıdaki verilere göre AB x kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. A noktası O merkezli yarım küre üzerinde. Evet, bu yarım küre üzerinde arkadaşlar. Şurada gösterilseydi oradaki A noktası büyük ihtimalle çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Arkadaşlar yarım kürenin üzerinde yine bu. Fark etmez. Yani senin küren şöyle çember yaylarından oluşuyor ya bir çember yayı da hop şöyle geliyor arkadaşlar. Bunu da unutma. Yani çember yayı üzerinde. Çünkü senin küren şu şekildeyken hocam şöyle bir çember yayı var. İşte şurada bir çember yayı var, değil mi? Şurada bir çember yayı var, burada bir çember yayı var. Hatta şurada bir çember yayı var. Şöyle değil mi? İşte buradaki küre üzerinde bu çember yayı üzerinde. Eyvallah. Bunu gördük. Bunda bir sıkıntı yok. Devam edelim. Hocam bir iki köklü vermiş, Burası da 90 derece verilmiş. E, i̇nsan ne yapar? Hocam hop şunu şöyle çizeyim. Aa bu çember yayı üzerinde ya. Yani bu kürenin üzerinde ya. Bu da kürenin yarı çapını yaptı? Evet. Kürenin yarı çapını bulmuş olduk arkadaşlar. Nereden bulacağız? Hocam bu kürenin yarı çapı. Bu da kürenin yarı çapı. Bu da kürenin yarı çapı. Pisagor bağıntısından bulacağız. R kare buradan neye eşittir? 1'in karesi artı 2 kök 2'nin karesinden dolayı 1 artı 8'den 9 çıktı. Ve R'yi kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Hocam R 3. Burası da 3. Burası da 3. Ne yapacağız şimdi? X isteniyor bizden. Hocam X'e karşılık bir 90 derece getirsek mi? Vallahi getirmeye gerek yok. Çünkü bu çember yayı üzerinde. Hocam şöyle bir yarım çember var mı burada? Var. Yarım çemberde şu Çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet. Yani şuradaki büyük üçgen nasıl bir üçgen oldu? Bir dik üçgen oldu ve olay bitti. Oradaki büyük dik üçgende burası hipotenüs oldu. 6, 2 kök 5 ve x var. Yani x'in karesi artı 2 kök 5'in karesi eşittir ne diyeceğiz? 6'nın karesi diyeceğiz. x kare buradan 36, eksi 20'den 16 geldi. Ve x'i de buradan kaç bulduk arkadaşım? 4 olarak bulduk. Yani cevap böylelikle Cihan çıktı. Yukarıdaki cisim yarıçapları eşit koni, silindir ve küreden oluşmaktadır. Evet yarı çapı 6 olan koni, silindir ve küre. Bunun da yarı çapı 6. Koninin yarı çapı 6 yüksekliği 8 ve silindirin yüksekliği 8 şurada. Olduğuna göre cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar koninin yanal alanını bulacağız. Koninin yanal alanı neydi? Bulaşık deterjanı markası. Pirildi. L lazım bize. 6, 8, 13 kendinden 10 çıktı. O zaman pi çarpı r çarpı l'den onu bulduk. Artı silindirin de yan alanı var. Silindirin yan alanında 2 pi r. Burasıydı burası da açtı. 2 pi r çarpı açtı. 2 pi r. R dediğimiz 6 çarpı h. H dediğimizde kaç arkadaşlar? 8 artı. Ee, bir de şuradaki kürenin yan yüzeyinin alanı. O da 4 tane pi r kare tüm alan değil miydi arkadaşlar? 4 tane pi r kare tüm alan e bizden yarısı isteniyor. Çünkü yarım yüzeyi olduğu için burada. E o zaman burası kaç yaptı? 60 pi. Artı 48 96 pi burası. Artı burası kaç yaptı? 2 36 72 pi mi yaptı arkadaşlar? Evet. Topladığımız zaman kaç çıkıyor arkadaşlar? Şu ikisi 156. 156 ile de 72'yi yapın toplayınca 128 geliyor galiba. 228 geliyor pardon. O zaman cevabımız böylelikle 228 pi olarak bulundu arkadaşlar. Yani cevap böylelikle edremit oldu. Yarı çapı 2 kök 3 olan bir kürenin içerisine yerleştirilebilecek en büyük hacimli küpten bahsediyor. Önce bir küpü çizeyim isterseniz arkadaşlar. Şekli daha kolay çizebileceğim. Bir küp olacak elimde ve şu küpü de şöyle bir ctrl c ctrl ve şeyi de kolay bir şekilde yapayım. Sonra küpü çizdim arkadaşlar. evet bu küp neyin içinde olacak? Bir kürenin içerisinde olacak ve e, en büyük küp olacak. arkadaşlar o zaman ne yapalım? Bir de şöyle bir şey çizeyim. Ne çizeyim? Küre çizeyim. Kürenin içerisinde olacak o zaman arkadaşlar bizim buradaki küremiz nasıl olacak? Şöyle mi olmak zorunda? Tam çizeyim arkadaşlar hop şöyle Heh. evet tam köşelerinde olursa bakın yarıçapı 2 kök 3 olan bir kürenin içerisine yerleştirilebilecek en büyük hacimli küp bu şekilde bütün köşelerin nerenin nerenin üzerinde olmak zorunda küpün kürenin üzerinde olmak zorunda arkadaşlar. Hani tek boyutlu çizdiğim için böyle şu ve şunlar üzerinde gibi gözüktü. Aslında buradakilerde neresinde arkadaşlar? Üzerinde. Kürenin tam üzerinde olacak. E, burada ne çıktı o zaman arkadaşlar? Yarı çapı kaçtı? Bunun iki kökü değil miydi? Biz çember muamelesi yapıyorduk. En etkili silahımız yarı çaptı zaten. E, al sana yarı çap. Yarı çap. Hatta ne oldu burada? Çap oldu. E bizim yarı çapımız kaç arkadaşlar? 2 kök 3 burası. 2 kök 3 de şurası. E, toplamda 4 kök 3. Aynı zamanda bunun çapı oldu arkadaşlar. E aynı zamanda bu kürenin çapı küpün de nesi oldu arkadaşlar? Cisim köşegeni oldu. Cisim köşegeni kaç oldu? 4 kök 3 oldu. E, A kök 3 değil miydi? O zaman küpün bir kenarı kaç olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Küpün hacmi kaçtır diye soruluyor. A küpten cevabı kaç buluruz? E, 16 çarpı 4'ten 64 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle. Edremit çıktı arkadaşlar. Ayrıt uzunluklarının her biri 6 metreden daha büyük olan dikdörtgenler prizması içerisindeki D köşesine bağlı olan kuşun Uçabileceği en büyük hacim kaç santimetre küptür diye soruluyor. Yani ip 6 santimetreden büyük ya kenarlar. Hocam ip buraya kadar gelse yani ip buraya kadar gelir. Bu duvardan daha kısa olacak. Burada da buraya kadar duvardan daha kısa olacak. Burada da buraya kadar duvardan daha kısa olacak. Arkadaşlar böyle 6 gitti. Böyle 6 gitti. Sonra böyle de 6 gitti diyecek olursak. E, bizim eleman burada... Hocam 6 6 6 6 şöyle bir dairesel hareket çizmiyor mu arkadaşlar? Evet. Şurada da dairesel hareket çizecek böyle. Bu düzlemde de böyle dairesel hareket çizecek. Yani ne oldu o zaman arkadaşlar? Şöyle bir dairesel hareket çizdi burada. Hocam burada da bir dairesel hareket çizdi. E hocam burada da bir dairesel hareket çizdi. Ne olduğunu fark edebildiniz mi? Bak bu zemin ne olduğunu fark edebildiniz mi? Evet şöyle bir dairesel hareketler çizdi. Hatta burada da böyle dairesel hareketler çizecek. Şöyle Şöyle ve şöyle. Ne oluştuğunu fark edebildiniz mi arkadaşlar? Evet, fark ettiniz. Ee, hocam bir küre. Kaçta kaçlık bir küre? Çeyrek küre demeyin lütfen. Bak şimdi. Ben kuşu bu zemine bağlamış olsaydım mesela yarıçapı da altılık şöyle olmuş olsaydı. Hocam zeminde 6 santimetre havaya da uçacak, havada da 6 santimetre bir yarım küre mi olacaktı? Evet. Bak dikkat edin. Bu zemin burası değil mi? zeminde olmuş olsaydı yarım küre oluşacaktı. E, yarım kürenin nesini alıyoruz burada? Bu böyle zemine zeminde olduğu için böyle yarım küre. Yarım kürenin kaçta kaçlığı olmuş oluyor arkadaşlar bu? 90 dereceliği olmuş oluyor. Yani yarım kürenin 90 dereceliği. Yani 1 bölü 2'nin çeyreği demek değil midir arkadaşlar? Bu 90 bölü 360'ı demek değil midir? Evet 90 bölü 360'ı olacaktır. Yani bu tüm kürenin kaçta kaçı yapıyor? 8'de 1'i yapıyor. En çok yapılan hata budur. Buna dikkat edin. Siz burada tüm kürenin 4'te 1 gibi algılıyorsunuz. Ama yarım kürenin 4'te 1 olduğundan 8'de 1'i oluyor arkadaşlar. O zaman cevap tüm kürenin 8'de 1'i diyeceğiz. Tüm kürenin hacmine 6. Yarı çapı 6. Yani 4 bölü 3 pi re küp. Bir de bunu 1 bölü 8 ile çarptığımız zaman cevabı ulaşacağız arkadaşlar. E o zaman arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şunlar gidince 2 2 kere 3 6 6'lardan bir tanesi gitti. 6'nın karesi kaldı. Yani cevabımız böylelikle 36 pi yapmış oldu arkadaşlar. E şahsen burada da oluşan şeklinde gösterebildiğimi düşünüyorum. Burada da fark etmişsinizdir ama yarım kürenin 90 derecelik bir durum var burada. Yani yarım kürenin çeyreği yani 1 bölü 2'nin 1 bölü 4'ü kaç yaptı? 1 bölü 8 yaptı arkadaşlar. Güzel bir mantık. Eskiden benim konu anlatımımda da var zaten böyle bir soru. Eskiden de böyle soruları e, ÖSYM soruyordu. Böyle kuş uçma sorusu artık yakın zamanda gelebilir gibi düşünüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Önemli bir soru. Evet cevap Balıkesir oldu. Şekilde A ve B merkezli eş küreler O merkezli yarım küreye ve C merkezli küreye teyettir. Arkadaşlar küre sorularında ne yapıyorduk? Çember mamelesi yapıyorduk. Çemberler birbirine değince ne yapıyoruz? merkezleri birleştir hocam birleştirdim hocam birleştirdim hocam birleştirdim eyvallah E sonra çemberler birbirine burada da değiyor bunları da birleştirdim bunları da birleştirdim hocam merkez var teğet var çektik merkez var teğet var çektik ne kadar anahtar kelime varsa kullandım yani buraları 90 derece 90 derece eyvallah Şimdi e, A ve B merkezinin yarıçapları 5 verilmiş hocam burası 5 5 e o zaman burası da 5 e, burası 5 burası 5 e, tamam burası da 5 C merkezlerininki de 8 verilmiş. Burası 8. Tamam. Hocam büyüğünü yarıçapı lazım bana. Şuraya bir A diyecek olursak. Buraya bir A diyecek olursak. Büyüğün yarıçapı A artı 8. A artı 8 olacağından buraya ne kaldı? A artı 3 kaldı. Hocam buraya da A artı 3 kaldı. E, bu üçgenle bu üçgen aynı oldu. Şuradaki uzunluklar da birbirine eşit olacak. Önemli değil. E, burada ne yapacağız başka hocam? Valla amacımız dik üçgen oluşturmak değil mi gençler? Evet dik üçgen oluşturmaksa hocam buradaki üçgenler aynı oldu buradaki üçgenler de aynı. E açıları yazacak olursanız bu açıyla da bu açı aynı olacak. Yani burası da 90 derece oldu. Şurada bir dik yamuk çıktı mı karşımıza çıktı? E, amacımız dik üçgen oluşturmak değil mi? Evet. Hemen dik üçgen oluşturalım şöyle. Çünkü çemberde dik üçgen oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle diki oluşturdum. E diki oluşturunca 5 ken burası 5. Buraya da a 5 mi kaldı? Evet. 8 ken burası da 8. E hocam hem burada Pisagor hem de burada Pisagor. Her ikisinde de h ortaklığı var mı? Var. h kare neye eşit arkadaşlar? 13'ün karesi eksi a 5'in karesine eşit. 13'ün karesi eksi a 5'in karesine eşit. Aynı zamanda h kare neye eşit? Alttakinde a artı 3'ün karesi eksi 5'in karesine eşit. E burada işlem 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 yapalım. Bence 13 var. Bu 5, 12, 13'tür. A yerine 10 yazarsam 5 oluyor. 12, e burası 12 ise A yerine 10 yazmıştık değil mi? Evet A yerine 10 diye hissettik. 10 yazarsam burası 5, 12, 13 oldu. 10 yazarsam 13, 12. Burası da 5 sağladı mı? Sağladı. Sıkıntı yok. A 10. A 10 sa o zaman burası 13. 5 daha kaç yaptı? 18 yaptı. Evet yarım kürenin yarı çapı kaç yaptı arkadaşlar? 18 yaptı. Bizden ne isteniyor? o e merkezli kürenin tüm alanı nedir diye soruluyor. O merkezli işte bu kürenin. Bu yarım küre. Normalde hacim nedir arkadaşlar? Hacim pardon alan nedir? 4 tane pi r karedir hocam. E bir de böyle iki yarısını verir. Ama dikkat. Sen yarım küreyi kestiğin zaman altta da bir kesit oluşuyor burada. E hocam burada da bir pi r kare geliyor. Artı pi r kare. Yani yarım kürenin tüm alanı 4 pi r kare bölü 2. 2 pi r kare artı pi r kareden 3 tane pi r kare yapıyor arkadaşlar. Evet. 18'in karesi kaç? 324. Vallahi hesap makinesini kullanacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hiç çarpamam. Hemen hesap makinesini getirdim buraya. 18'in karesi 324 de göstereyim. 18 çarpı 18 kaç yaptı? 324 yaptı. Bir de 300'e çarpacağım. Çarpı 3 deyince 972 yapmış oldu arkadaşlar. Yani bunun cevabı 972 pi olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle denizli çıktı. Güzel bir soru. Yarım kürenin de alanında hesaplayın. Sadece bu yüzeyinin alanı sorsa 4 pi r karenin yarısı deriz. Ama tüm o merkezli kürenin yani şu şekilde gördüğünüz o merkezli küre yani yarım kürenin alanında hocam bu 2 pi r kare alt tarafta 1 pi r kare yani toplamda kaç yapıyor o zaman? 3 tane pi r kare yapmış oldu. Cevap da böylelikle denizli çıkmış oldu. Yani Yarım kürede bu şekilde buna dikkat edin. Tamam mı?